Merhaba arkadaşlar. Yüz Dışayara, Yüz VLOOKUP video serimizin 24. videosuna hoş geldiniz. Bildiğiniz gibi Dışayara'nın VLOOKUP'un çok önemli bir fonksiyon olduğunu ve çok farklı kullanımları olduğunu baştan beri belirtiyoruz. Bu kullanımda da yine Dışayara'nın kaçıncıyla birleşik olarak kullanımını, birlikte kullanımını İngilizce sürümlerde VLOOKUP ve MATCH olarak biliyoruz. Bu şekilde kullanımını örneklemeye çalışacağım. Buna iki boyutlu kullanım da deniliyor. Senaryo şu şekilde. Kişiler var, hayali biliyorsunuz. Zam oranları var, pozisyon oranları var. Yani birinci boyut bir zam oranını bulmak. İkinci boyutta farklı pozisyonlarda farklı zamlar var. Dolayısıyla biz bir Dışayara yaparken en normalini yazalım. Yani göstermek açısından isterseniz farklı şunları kapatabiliriz. Çok bir esprisi yok. Buradan yazayım, tamam. İki şekilde de açık veya buradan. Dışayara VLOOKUP'ı yaptık. Zam oranı aranacak. Nerede aranacak? Zamların olduğu yerde aranacak. Tabii ne getirilecek? Bir karşında belirli bir zam oranı getirilecek diyelim. Onu da seçiyorum. Sabit yapıyorum. Hani tüm sütunu seçmemek ümidi. F4 dedim. 2 diyerek ve 0 diyerek, biliyorsunuz tam eşleşmeydi. Bunları temel videolardan bakarsınız ilk videolarımızda. Evet, bu şekilde zam oranını getirdim. İşte eski maaşı yeni maaş. Ama hep eğitimlerde de soruluyor. Çok memnun oluyorum tabii ki bu şekilde katkılara. Ya tamam, şunu bulduk, fiyatını bulduk, bir şey bulduk. Bu bir, bu ikinci bir boyut daha varsa. Yani burada zamlar var ama pozisyonlara göre de farklı farklı zamlar var. İşte müdürse, şuysa, buysa, bilmem neyse gibi örnek veriyorum. O zaman ikinci bir faktör devreye nasıl girecek? Bunu açarız, gider bakarız, buraya 3 deriz, 4 deriz, 5 deriz, değil mi? Böyle bir şey. İşte bunun yerine kaçıncı, yani bir lookup'sa match devreye giriyor ve bütün örneklerimize bakarsınız. Bu seride 10 tane Dışayara kaçıncı birleşimi göreceksiniz. Bir lookup match kullanımı göreceksiniz. Bunları da hani Dışayara'nın artık geliştirme zamanıdır. Geliştirmen için herkes temel kullanımıyla yapıyor ama işte değiştirmek için bir adım çok tipik. Yani Excel'de ilk öğrendiğimiz, dediğim gibi, atraksiyon, bu birleşimi kullanmak. Tabii indis kaçıncı da var. Onu da bilmek lazım. Onun üçüncü bir boyut eklemek de kolay oluyor. İşte bu şekilde ilerlemek gerekiyor. Tabii ihtiyaca göre, gelişmiş çözümlere göre bunları yapmak gerekiyor. Şimdi demek ki Dışayara yapmak, elle yazmak veya bir şekilde yaptığımızda burada kaldık. Çünkü ikinci bir boyut var, pozisyon. İşte onu da nasıl ekliyoruz? Hemen açıyorum. Şuraya kaçıncıyı ekliyoruz, match'i. Elle de yazabiliriz. İç fonksiyon kutumuz burası. Kaçıncıyı buradan ekliyorum. Hemen buluyorum, bir K yazayım. Kaçıncı? Ne kaçıncı? Pozisyon kaçıncı? Nerede? Burada bakın. Şöyle yaparsak bize vereceği değer 1, 2, 3. Bakın farklı farklı. Şunu seçsem 3 verecek. Pozisyon 3 gibi. Tabii buradan başlayacağım. Onda bir sıkıntı yok. C3'ten. Bakın bana 1, 2, 3 diye bu pozisyon numarasının burada kaçıncı olduğunu verecek. Bunu Dışayara'ya 1, 2, 3 diye döndürecek. Ama bir küçük detay var. Böyle yaparsanız gelen değeri artı 1 demek lazım. Çünkü 3 tane burada. Ama şuradan itibaren yaparsanız 1, 2, 3, 4. Hani Dışayara'nın çalışırken 2 dediğimiz, 3 dediğimiz, 4 dediğimize tam karşılık. Sabit yapıyorum. Çünkü hepsi de bu başlıkta bakacak. Ve eşleştirme türü 0 olacak. Ve nereye dönüyorum? Yine Dışayara'ya. Demek ki Dışayara'nın içerisinde kaçıncı? Aslında bizim elle ürettiğimiz 2, 2, 3, 4 yerlerini bize üretiyor. Bizim şey gitti var. Hiç problem değil. Yeniden yazarım. Yani burada demek istediğim, onu yerleştiriyoruz. Bu çok önemli. Size bir bonus. Bunu şimdi çapraz arayla da yapacağım. Orada da aynı şekilde başlıklardan bulmayı tekrardan konuşuyoruz. Evet, bu şekilde Dışayara'nı tamamlamış olacağım. Ve bana sadece birinci pozisyon zam oranı değil, gerekli pozisyonlara göre zam oranını üretecek. Tamam, pozisyon 3'ten, pozisyon 3'ten 2'de başrol geldi. Bir bakalım nerede hata yapmışız.
bir kaydırma mı oldu yoksa pozisyon 3 ve 2'de bir başvuru hatası mı oldu? Burada şöyle bir şey de olabiliyor. Yazım hataları pozisyon 3, pozisyon 2. Ben bir daha fonksiyonuma bakayım. B3'e bakıyoruz. Doğrudur. B3'ten aşağı iniyoruz. Ve anladım. Hemen düzeltiyorum. Biz biliyorsunuz bunu yaparken sadece bunu seçtik. Bu alanı seçerek yaptık. Çünkü normal bir düşey araydı. Hemen alanımı genişletiyorum. Hiç problem. Bir hata olması çok önemli. Çünkü sonuçta düşey ara yapılıyor. Ve bu pozisyon bu alanda yapılıyor. Buraya siz elle 2 3 demiyorsunuz. Bunu şuna bağlıyorsunuz. İkinci boyut burada devreye giriyor. İkinci parametre bazen fiyat, bazen iş türü, bazen il, bazen ilçe, bazen ay neyse ona gidip bu başlıkta hangi sıraya denk geldi? Yani 2 mi 3 mü 4 mü? Bunu türetiyor bize. Hepsi bu kadar. İşte olacak şimdi. Problem değil. Demek ki bir kişi böyle geldi. Eğer zam 2 derse ve pozisyon 2 derse demek ki zam 2 olacak. Pozisyon %8 zam alacak. Yok pozisyon 1 derse, pozisyon işte efendim 1 derse %20 zam alacak, 3 derse bilmem kaç alacak, bilmem kaç alacak. İkinci parametre, ikinci boyutu da böyle eklemiş olduk. Şimdi size bunu yapmanın diğer bir yolu da çapraz arayı kullanmak. İngilizcesi ex lookup olan yeni fonksiyonu kullanmak. Şimdi sizlere bir de o şekilde yapayım. O da işin bonusu olsun. Şöyle yapalım. Onu da görün diye istiyorum. Şöyle yapacağız galiba. Evet, şöyle yapalım. Diğer videolarda da kullanırız. Evet, yapıyorum. Bir sütun açayım daha rahat görünme bakımından olsun her ikisi. Buraya açıyorum. Hiçbir şey. Çapraz ara. Ex lookup. Böyle daha iyi göstererek diyeceğim size. Yine aynı şekilde zam oranı ara. Nerede ara? Bu hep burada arayacak. Onun eksi çapraz aranı kullanımı bu şekilde sabit. Tamam. Ne yapıyorduk? Bunu da döndür şeklinde. Değil mi? Normal bir kullanımını görelim. Ve devamında bulamadıysan bulamadım de. Bulamadım de. Hani bunun eğer hatası da içerisinde bir anlamda. Eğer yoksası bulamadım de. Tam eşleşme sıfır. Ama varsayım olarak zaten tam eşleşme. Mesaj vermeyecekseniz de yok gelecektir. Bu şekilde. Demek ki çapraz aranında kullanımı bu şekilde. Bulamadım. Sıfır yazabilirsiniz veya değiştir. Bir de baştan sona mı sondan başa mı gibi. Baştan sona mı varsayımı bir. Yani bu ikisi kullanılmayabilir de varsayım olarak tam eşleşme ve zaten başta. Ama kullandığımız varsayım. Tamam bulduk. Ama bu şu anda neye bakıyor? Sadece zam oranını buldu. Buradan buldu. Birinci boyuttan. Şimdi ikinci boyutu ekleyelim. Aynı şekilde burayı da açtığınızda da buna bak. Buna, bu çapraz arada buradan bul, buradan getir. Çapraz aranın bir özelliği neydi? İlla sağında olmak zorunda değildi. Yani solundaki bir şeyi de getirebilirdi. Yani buradan arayacak. Ondan sonra başka bir sütundan getirebilecek. Örnek veriyorum. Farklı sol tarafından da bir şey olsaydı getirebilecekti. Burada illa sağında olmak zorunda değil. Şimdi gelelim ikinci boyut meselesine. Şurası biz onu çünkü bunu döndür diyerek zaten bunu döndür diyerek bunu bir konuma yani bir boyuta sıkıştırmış olduk. Buraya tekrar bir çapraz ara. Tekrar bir ex lookup. O da neyle çalışacak? Bizim ikinci boyutumuz. İkinci boyutumuz neresiyle ilgili? Arama dizisi burada. Bakın buna buraya gerek yok buradan. Çünkü artık burada 1, 2, 3 ya da pozisyonlar yeterli buradaki şeyle. Yani bir düşey ara şeyinden çıktık artık. O hani sağa doğru say muhabbetinden çıktık. Burayı seçiyorum. Sabit F4. Klavyenizde Shift F4 olabilir. Şey, Fn F4 olabilir ama dikkat edin. Fonksiyon tuşu olarak F4 yaptım. Neyi döndürecek? İşte bu veri alanını döndürecek. Onu da sabitledim. İşte içerideki ikinci boyutta böyle devreye girecek. Zaten birinci boyut çalışıyordu. Bir satırda bunun alanını da genişletmeye gerek yok ilk boyutunun ikinci boyutu.
Onu da kapatıyorum. Varsa onunla yine efendim tam eşleşmesi bulamadığını bilmem nesinde yapabilirsiniz. Çok problemli. Bu yeterli. Bakın şimdi aynı sonuçları alıyor olacağız. Yani istediğim zam pozisyonundan, istediğim bilmem ne pozisyonundan belirterek ilgili şeyi. İster düşey arayla bu normal bul getir. Düşey ara kaçıncıyla hangi pozisyona 2, 3, 4, 5'i bul ver içerisinde veya çapraz arayla git. Bunu getir ama şunu getireceğin zaman da tekrar sütun başlıklarından bir eşleştirme yaparak getir şeklinde bir çalışma gördüğünüz gibi. Evet, bir diğer videomuzda görüşmek üzere, hoşça kalın.